önüne geliyoruz. Görkemli adını överim ve evrensel egemen olarak varsın. Ve senin isteğin olmadan hiçbir şey olmaz. Ve bugün bu diri söze, yaşayan diri söze baktığımız zaman bu söz aracılığıyla bizlerin hayatını, düşüncelerini senin istemlerin doğrultusunda değiştir diye dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin diyorum. Amin. Evet, birinci slaytı açalım. Açıldı. Orada bir şey görüyoruz ve bir yazı var. Buradan okuyayım. Eğer materyalistlerin sizin hakkındaki açıklamalarını kabul etseydiniz, sizden geriye ne kalırdı? Bu soru İngilizce'de Spiritual Beyin diye manevi beyin diye bir kitap var. Orada geçiyor. Ve bunun yazarı böyle bir soru sormuş. Eğer materyalistler sizin hakkınızda materyalistlerin sizin hakkınızdaki açıklamalarını kabul etseydiniz, sizden geriye ne kalırdı? Bir düşünelim. Yani bir materyalist var, sizin hakkınızda konuşuyor. Diyelim geleceğiniz hakkında konuşuyor. Size geleceğinizle ilgili ne konuşabilir bir materyalist? Şey, cevap istemiyorum ama aklımızda olan şöyle bir düşüncelerimiz geçsin diye düşünüyorum. Yani eski yaşamımda da kendim materyalist olduğum için biraz aslında verilebilecek cevapları biliyorum. Yani dünyayı yine de dünya ile açıklamaya çalışır. Ya da evreni evrenle açıklamaya çalışır. Sonuçta geldiğiniz noktada siz kozmik bir toz olacaksınız. Yani materyalistin sizin üzerinizdeki düşüncesi, öğretisi budur. Kozmik bir toz olacaksınız. Onun sunduğu gelecek size aslında budur. Siz de buna inanıyorsanız eğer, kozmik toz olmakla mutlu olacaksınız, sevineceksiniz. Benim aklıma gelen soru şudur. Diyelim ki bu böyle eğer böyleyse bizim şu sehpadan farkımız nedir? Yani insan dediğimiz varlıkta hepimizin deneyim ettiği sevgi, sevinç gibi duygular var. Ya da ruhsallık dediğimiz daha geniş anlamlı bir yönü var insanın. Eğer sadece kozmik bir tozsak, bu dünyada yaşadığımız ya da yaşamak istediğimiz sevgi, sevinç gibi duygular ne olacak? Nasıl olurdu hayatın? Ne anlamı var? Yani her şey burada, burası için tasarlanmış oluyor değil mi? Yani nasıl tasarlanıyor? Madde kendi kendini tasarlıyor. Sizin için yapıyor bunu madde. Gör bu evrendeki işte açıklamaya çalıştığımız maddi düzen, fizik kuralları, işte biyolojik kurallar, kimya kuralları. Sadece siz bugünlerde biraz sevinin diye sizi bu hale getirdi. Ama en sonunda kendine dönüştürüyor, kozmik bir toz oluyorsunuz. Evet, buna inanıyor musunuz bilmiyorum ama birçok insan inanıyor ve böyle kabul ediyor. Soruyu biraz farklı şöyle sorabiliriz. Peki siz kutsal kitaptaki gerçekleri kabul etseydiniz ya da bir kişi size gelip kutsal kitaptaki gerçekleri anlatsaydı, sizden geriye ne kalacak? Yani biz buna müjde diyoruz. İsa Mesih'in müjdesi sonsuz yaşam vaadine dayanır. İnsan günahlıdır ama onun aracılığıyla kurtulur ve bir sonsuz yaşam vaadi vardır. Ve ona iman edenler sonsuza kadar onunla birlikte, Tanrımızla birlikte göksel yerlerde var olacaklar. Nereden biliyoruz? Aslında bu da yine bir parça deneyimlerle ilgili. En önemli deneyim İsa Mesih'in yeryüzüne gelmesi, hizmet etmesi, Tanrı'nın o olağanüstü tasarılarını açıklaması ve onu kendini gerçekleştirmesi sonucunda biliyoruz. Bu nedenle biz kutsal kitaba iman ediyoruz ve burada bunun sonucunda da sonsuz yaşama sahip olduğumuza inanıyoruz. Bu gerçeğe inanıyoruz. Şimdi ikinci slayta geçelim.
Orada bazı ayetler var, onları okuyacağım. Romalılar 8. bölüm 5. ayette şöyle diyor: benliğe uyanlar benlikle ilgili, ruha uyanlarsa ruh ile ilgili işleri düşünürler. Benliğe dayanan düşünce ölüm, ruha dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir. Hani burada benlik dediğimiz şey aslında bizim cansal isteklerimiz oluyor ve aynı zamanda bedenimizle birlikte ve düşünsel olarak, davranış olarak kendisini gösteriyor. Bunlara benlik diyebiliriz. Kişiliğimizde ortaya çıkıyor basit, sade bir anlatımla. Ama bu düşünce bize neyi getiriyor? Ölüm getiriyor. Yani az önce söylediklerimi hatırlarsak materyalistlerle ilgili olarak, yani onların getirdiği düşünce aslında ölümdür. Yani kozmik toz olmak, kozmik toz olarak yok olmaktır. Ama İncil'deki gerçekler, yani iman eden bir kişi ruha uyanlarsa ruhla ilgili düşünürler. Yani kutsal ruhla ilgili işleri düşünürler. Ruha dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir. Evet, kutsal ruh ne yapıyor? Bizlerin yüreklerini anlatarak İsa Mesih'e yönlendiriyor. Peki bu sözlere iman ediyor muyuz? Eğer diğer şeylerden, insanlardan ayrı olmak istiyorsak, yani en azından kozmik toz olmayıp da bir sonsuz yaşama sahip olacağımıza inanmak istiyorsak, bu sözlere iman ediyor muyuz? Aslında buradaki anahtar nokta iman dediğimiz şeydir. Yani iman nedir? Türkçe anlamında kaç kişi tam cevap verebilir bilmiyorum ama güvenmektir. Yani biz Tanrı'ya kurtuluşumuz konusunda İsa Mesih'in günahlarımıza karşılık ölüp dirildiğine ve bunun aracılığıyla da sonsuz yaşama kavuştuğumuza güveniyoruz. Ve İncil'de İbranilere mektupta imanla ilgili şöyle yazıyor: İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Atalarımız bununla Tanrı'nın beğenisini kazandılar. Evrenin Tanrı'nın buyruğuyla yaratıldığını, böylece görünenlerin görünmeyenlerden oluştuğunu iman sayesinde anlıyoruz. Yani Tanrı sözüne ve Tanrı'nın genel vahiy dediğimiz yaratılışına da bakarak bu evrenin yaratıcısı olduğunu biliyoruz ve buna iman ediyoruz. Eğer biz buna iman ediyorsak, o zaman ne oluyor? İşte kutsal kitapta İsa Mesih aracılığıyla verilen vaatlere kavuşuyoruz. Bunlardan bir tanesi, en önemlisi, kurtuluşumuzdur ve artık bu kurtuluş şimdi bu dünyada başlıyor, sonsuza kadar da devam edecek. Öyleyse bundan sonraki vaazım dinlerken iman konusunu da aklımızın bir köşesinde tutalım. Çünkü iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek mümkün olmadığı gibi, iman olmadan biz ruhsal gerçekleri göremeyiz ve anlayamayız. Bu Romalılara 8. bölümde anlatılan konu, İsa Mesih'e ait olanların hiçbir mahkumiyeti olmadığı ve Tanrı'yla diri yaşayan bir ilişkiye sahip olduğu şeklindedir. 8. bölüm 1. ayette böylece Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Çünkü yaşam veren ruhun yasası Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı diyor. Yani biz ona iman ettiğimizde artık günahlarımızdan kurtulmuş oluyoruz. Çünkü bunları İsa Mesih üstlendi. Nerede? Çarmıhta. Günahlarımıza karşılık öldü, dirildi ve üçüncü gün tekrar gelecek. Ama buradaki bölüme devam ettiğimizde, başlangıçta okuduğum o birkaç ayet, 5. ayette benliğe uyanlar benlikle ilgili, ruha uyanlar ruhla ilgili düşünürler dediğinde, aslında İsa Mesih'e ait olanlarla İsa Mesih'e ait olmayanların arasındaki belirgin zıtlığı ortaya koyuyor. Ve biz buradan birazcık geriye doğru gidersek, yani 6. bölüme gidersek, orada vaftizle ilgili birkaç ayet var ve şöyle yazıyor: Mesih İsa'ya vaftiz edildiğimizde hepimiz onun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez misiniz? Evet. Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse
biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. Eğer onunkine benzer bir ölümde onunla birleştiysek, onunkine benzer bir dirilişle de onunla birleşeceğiz. Aslında bu sözler de bir iman açıklamasıdır. Yani Hristiyan akidesi gibidir. Yani eğer biz İsa Mesih'e iman etmişsek, diyor, vaftiz yoluyla ölmüşsek ve yine dirilmişsek ne olacak? Evet, onun gibi olacağız. Sonsuza kadar yaşayacağız. İsa Mesih şimdi nerede? Gökte. Nereden biliyoruz? Kutsal kitaptan biliyoruz. Bunu kimler gördü? İnsanlar gördü. Çok kişi gördü ve yazı kutsal ruh aracılığıyla kayda geçirildi. Şimdi vaftizle ilgili değişik şeyler söyleniyor. Birçok konular var. Ama bunun özü, bir kişi İsa Mesih'e iman ettiği zaman kurtuluyor. Yani kurtuluşu alıyor. Artık sonsuz yaşama sahip. Ama vaftiz olduğundaysa, suya girdiğinde ne oluyor? Tıpkı o çarmıhta öldüğü gibi biz de günaha karşı ölmüş oluyoruz. Sudan çıktığımızda ne oluyor? İsa Mesih üçüncü gün dirildiği gibi, mezarda dirildiği gibi biz de tekrar dirilmiş oluyoruz. Vaftiz sözcüğünün karşılığı batırmak demek. Yani vaftizi yaptığımızda suya batırıyoruz ve ondan sonra tekrar çıkarıyoruz. Neden böyle bir uygulamayı İsa Mesih verdi? Neden bunu yapmamızı istedi? Aslında bunu yapmanın önemli bir nedeni var. Bu neden eski yaşam ile yeni yaşam arasındaki zıtlığı belirtmek içindir. Sadece bir söz olabilir, biz buna inanabiliriz. Bazen de duyuyorum, deniyor, ya ben iman ettim ama ettim mi etmedim mi kendim de bilmiyorum. Ama iman etmişse bir kişi, kutsal ruhu alıp yeniden doğuşu yaşamışsa, mutlaka onda işte Tanrı yolunda olmanın gösterdiği ruhun ürünleri ortaya çıkıyor. Ve bunun sonucunda da artık kişi Mesih'te olduğunu biliyoruz. Ve vaftiz olduğundaysa o somut bir olay. Tanıkların huzurunda gerçekleşmiş bir olay. Herkesin gördüğü bir olay oluyor. O zaman deniyor ki evet, iman etti, vaftiz oldu, biz bunu gördük, onun tanıklığını dinledik ve bu açıkça ilan edilmiş bir konudur. Artık vaftiz olan kişi Mesih İsa'ya ait olduğu çok bellidir. Bugün tanıklık dinledik. Kardeşimizin tanıklığını dinledik. Çok güzel bir tanıklıktı aslında. Ve ona ekleyecek hiçbir şeyim yok. Nedir? Kendisinin İsa ile olan o diri yaşayan ilişkisini anlatıyor. Bunu bütün herkese açıklıyor. Ve bu açıkladıklarıyla birlikte ne oluyor? Bugün vaftiz olduğunda artık bütün kilise biliyor ki o gerçekten hayatını İsa Mesih'e teslim etmiş. Kurtuluşu konusunda İsa Mesih'e güvenmiş bir kişidir. Başkaları vaftiz hakkında şunu diyebilir, onu diyebilir, şöyle diyebilir, hiç önemli değil. Kutsal kitap ne diyor? Bu önemli. Ve biz de bu söze itaat ediyoruz. Ve bu vaftizle birlikte göklerde olan sevince halkı olarak hep birlikte katılıyoruz. 8. bölüme tekrar geldiğimde, yani geçiyorum oraya doğru, bu bölüm benlikle, benliğe uyanlarla, yani İsa Mesih'e ait olmayanlarla içinde kutsal ruhu taşıyanların arasındaki zıtlığı çok belirgin bir şekilde anlatıyor. Biz İsa Mesih'e iman ettiğimizde artık onun çocuklarıyız. O zaman başka bir şey daha değişiyor. Tanrı ile olan ilişkimiz değişiyor. Şimdi bunu söylediğimiz zaman akıllara birçok soru geliyor. İşte Tanrı'nın çocuğu olur. Tabii ki olmaz. Ama burada anlatılmak istenen nedir? Onunla olan ilişkimizin derinliğidir. Onun bize olan yaklaşımıdır. Bugün ben Tanrı'nın çocuğuyum desem deli derler. Yani birçok kişi sokağa çıkıp bunu söylesem. Ama İncil ne diyor? Yine bu Romalılar 8. bölümde. Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Hepsi. Yani sadece İsa Mesih'e biz Tanrı'nın oğlu diyoruz ama burada başka bir şey daha anlatıyor. Herkes, kim? İman eden herkes. Tanrı'nın oğullarıdır. Yine başka bir yerde diyor, biz iman ettikten sonra ne oluyor? Tanrı'nın çocukları oluyoruz. Tanrı bize böyle bir yaklaşım gösteriyor. Çünkü neden? Ruhu aracılığıyla onun öz varlığından alıyoruz biz.
O ruh bizde yaşamaya başlıyor. Çünkü siz yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba Baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuzda tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarıyız. Neyin mirasçısıyız? Bize bir arsa mı kalacak, ev mi kalacak, para mı kalacak, hazine mi kalacak? Sonsuz yaşamın mirasçısıyız. Kiminle birlikte? İsa Mesih'le birlikte. Kardeşler, Tanrı sözüne baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu dünyanın verdiği gibi Tanrı bize vermiyor. Bu dünyanın konuştuğu gibi Tanrı bizimle konuşmuyor. Neden? Çünkü Tanrı ruhtur. O ruhsal gerçekleri bizim anlayacağımız şekilde açıklıyor. Biz de buna iman ediyoruz. Şimdi Tanrı'nın tahtının önüne gelelim ve birlikte dua edelim. Yüce Rabbimiz, bir kez daha bize İsa Mesih'te sağladığın kurtuluş için sana teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Ve bu kurtuluş aracılığıyla mirasçı olduğumuz için, burada dediği gibi sonsuz yaşama mirasçı olduğumuz için sana minnettarız. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü İsa Mesih dirildi. Ve tıpkı o dirildiği gibi bir gün biz de öldüğümüzde bu çürüyen bedenimiz, evet, yok olacak ama ruhumuz diri kalacak ve sonsuza kadar seni överek yaşayacak. Ne kadar harika. İsa Mesih'in büyük ve görkemli adında dua ediyorum. Amin diyorum.